Benim için son derece zorlu ve duygusal bir maç oldu. Öncelikle taraftarımızı, hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Perşembe günde bir maçımız var, önemli maçımız. Dolayısıyla bugün son derece kontrollü ve akıllı oynadığımızı düşünüyorum. Kontrol baştan sona bizdeydi. Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece bence zorlu bir viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu. Yalnız bazı şeyler var ki kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan'ın ismi açıklandığı zaman Fenerbahçe taraftarının bir reaksiyonu olmuştu. Bu reaksiyonla beraber bizim de kuşkularımız vardı geçmiş yaşanmışlıklardan dolayı. Ve bugünkü maç performansına baktığımız zaman bizim de kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'miz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım. Ve yukarıda ilahi adalet var ki hemen hemen pozisyonların yani bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı. Rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart, rakibe 1 sarı kart. Hadi hepsini geçtim. Her şeyi geçtik. 85. dakika. Masanga'ya verilmeyen ikinci sarı. Dolayısıyla kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz. Ondan birkaç dakika sonra çok daha hafif bir pozisyonda Çağlar Söyüncü ve vücut hareketlerine bakın böyle koşarak kendinden çok emin. Yani gene kalın kalın subliminal mesajları bize veriyorlar ama biz sportif çerçevede kalıp mücadelemizi veriyoruz. Dolayısıyla şimdi Perşembe'ye konsantre olduk. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum, bu da önemli. Ezeli rakibimizin atanmış başkanı birkaç kere biliyorsunuz bu federasyon bizim federasyonumuz. Biz seçtik, memnunuz gibi laflar sarf etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu bütün kurullarıyla beraber istifalarını istiyoruz diye resmi ağızdan bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten uzun zamandır bu konularda endişeliyiz hakem performanslarından. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar sağ olsunlar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa maçı için iki büyük kulüp, iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuralım. Onların da samimiyetlerini görelim. Ne kadar istemiyorlarmış bu kurulları ve federasyonu ne kadar istiyorlarmış. Yani bu kart işlerine girmişken bir de geçen hafta Galatasaray Antalyaspor maçı var. Normalde ezeli rakibimizin kırmızı kart görmesi gereken yerlerde bazı pozisyonlarda faul bile çalınmadı. Faul çalınan yerlerde sarı kart dahi çıkmadı. Sezon başından beri Fenerbahçe ve Galatasaray lehine aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartları bir bakıldığı zaman zaten kamuoyu bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır. Son bir şey söylemek istiyorum. Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Sayın Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar, hatta siyaseti geçiyorum, bel altı siyaset yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de Sayın Başkanımız Ali Koç önümüzdeki hafta yaşanmış örneklerle beraber bir açıklama yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olduk inşallah. Selahattin Bey, bu evet. Açıklamalar bu yönde artık şeyler sertleşti hocam. Açıklama dozları sertleşti. Daha da sertleşti. Atilla, daha da hocam ya vallahi Allah sonumuzu ayretsin. Ne diyelim? Atilla Karaoğlan maçı yönetti. Onur Özütoprak VAR'daydı. Sarı kart konusu şöyle önemli tabii. O kartlar biliyorsunuz cezalara dönüşüyor. Sarı kartlar, kırmızı kartlar. Artık sezon sonunda da kartlar biriktiği için o 4 sarı kart cezalarını görmeye başlıyor oyuncular bu bölümde. O yüzden herkes tabii çok şey, tedirgin önemli maçlar öncesinde. Şimdi tabii Fenerli idarecinin söylediği şey enteresan. Yabancı hakem isteyelim. Evet. Siz de isteyecek misiniz süper bakalım. Şimdi biz haftalardır hakemlerden dert yanıyoruz. Siz yeni geldiniz yanımıza diyor. Süper Kupa maçı için yabancı hakem isteyelim diyor. Olmaz. Hocam ne Süper Kupa'ymış ya.
Vay be, tek biri birden. Brezilya dizisi gibi ya, oldu hocam. Bitmedi gitti. Brezilya dizisi gibi. Ne? Urfa'da şey de var değil mi? Balıklı Göl var. Oo, Urfa hocam başka ya. Balıklı Göl var. Göbekli Tepe var hocam ya. Öyle mi? Tarihi değiştirdi. Halfeti var. Göbekli Tepe'de göbek mi kaçacağız hocam? Hocam muazzam bir yer ya. Tarihi değiştirdi ya. 5000 derken 12000 oldu. Milattan önce. Yani muazzam bir yer. Anadolu muazzam enteresan. Muazzam bir yer. Peki bakalım şu şey sarı kart işleri falan. Kartlar, martlar, Atilla Karaoğlan. Urfa'da Şeker Spor'da oynuyoruz işte son senedir. Urfa Spor'la maç yaptık. Bayağı olaylar oldu maç sırasında, yani maçtan evvel. Vurulmalar, silahlar. Maçın hakemi de kimdi biliyor musun? Yusuf Namoğlu. Öyle bir maç. Birbirine bittiydi ama olaylar neler oldu filan. Şimdi Balıklı Göl'e filan gittiydi. Bayağı eski bu dediğim benim. Milattan önce yani. 77-78 olabilir. Bakalım hocam bu sene neler olacak. Şimdi gelsin bakalım pozisyonlar. 8. dakika Osay Samuel sarı kart gördü hocam. Doğru mudur bu ikili mücadelede Osay'ın sarı kartı? Farklı açılardan geliyor görüntüye. Hemen orta yuvarlağın sağ tarafı, orta çizginin önü. Şeyi hani dirseği geliyor yüzüne. Bir hamle yapıyor gibi var şöyle. Onu yapmasa diyeceğim ki bu verilmez. Ama onu yapma işte. Yani şöyle açmıyor hocam. Şöyle açar da gelir, tamam çarpar. Şöyle bir daha hamle yapıyor. Bir daha hamle yapınca sakat. Biraz geriye sarı doğru kart, şöyle. Evet. O yok. Bir de dirsekle geliyor. Sarı kart doğru bence. Sarı kart doğru dedik. Devam ediyoruz. 34. dakikaya geldik. Bekayo burada bir sarı kart çıktı. Halil Beka mücadelesi, bir kontratak denemesi şurada. Hocam bu sarı kart da doğru. Niye biliyor musun? Şimdi burada diyeceksin ki top nereye gidiyor? Top nereye gittiğini seni ilgilendirmez, topun nereye gittiği bu pozisyonda. Top geliyor bir yere. O zaman çekme, bırak. Bırak, vermeyeyim sarı kart. Çekiyorsan senin için bir tehlike var. Yani top salonda. Top savunmadan, ama havadan ileri çıkan bir gidiyor. Cross pas ama. Mesela bu sondaki adam Fenerbahçeli'nin ne yapacağı belli değil. Sen çekme. Sen çekiyorsan bu sarı kart. Anladım. Bayağı bir forma sünüyor sarı zaten. Kart. Peki bu sarı kart da doğru. O zaman arkadaşına 43. güven. 43-44. dakika. Masanga kart gördü. Hocam bak 1-2-3. Habire. Topu gönderdi, hala devam ediyor. Yani hala ayak üst böyle, öyle uyanık ki. Ayağını sokuyor üstten alttan filan, sarı kart. Peki sarı kart doğru. 3 sarı kart oldu. Bu da doğru. 'da gördü. Burada doğru. Bu da doğru. Şey, pozisyonu kaybedince beline yapıştı rakibini. Çünkü burada hücuma çıkıyorlardı. Tabii. Bu aslında doğru sarı kart. Geçerse, yani hata, evet. Yani bireysel bir hata yaptı. Rakip ama, geçerse arkada da adamları fazla ama. Gerçi arkası yani sağlammış ya. 3 kişi varmış ama. Yok, Fener bugün pek maceraya girmedi hücumda. Yok. Arka tarafı sağlam tuttu. Sağlam tuttu.